Herkese iyi günler arkadaşlar ee, Herkesin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun diyerek ahlatçı yatırımın haftalık hisse Önerilerinden 3 Mayıs ile 7 Mayıs 2021 Arası haftalık hisse portföylerini önerilerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Haftalık hisse günlük hisse ve aylık hisse Resmi yatırım Tavsiyeleri ve önerilerini sizlerle paylaşıyorum bunun için beni takip edip e, yorumlar kısmına bilgilerinizi, e, sorularınızı, aklınıza takılanları, bildiklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden evvel yasal uyarıyı yaptık. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir deyip tamamen kendi şahsi görüş ve fikirlerimi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Ahlatçı yatırımız yatırım e, bu şekilde Dohol, Enerjisa, Halkbank ve Tekfen tüpraşı e, haftalık model portföyüne almış 3 Mayıs ile 7 Mayıs içerisinde ee, Telegram grubumuzda sizlere videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar herkesi davet ediyoruz Telegram grubumuza da. Ee, Telegram grubumuza hemen şöyle bir özet geçelim. Ee, gram altın, kripto paralar ve hisseler üzerinden pi piyasa bilgileri üzerinden yine birbirimize bilgiler veriyoruz. Mesela 1 Mayıs'tan açıklamışım. İşte Ege Gübre 7 Nisan'da 2020 TL olarak verdik. 270 TL'yi gördü. Kozal 114'ten verdik. 19 Nisan'da 117.700'ü gördü. Pikent 2300'den verdik. 19 Nisan'da 2810 lirayı gördü şeklinde. Gram altın ve mesela Dogub'u verdik. Bu hafta işte 4.230'u görmüş 3.9'dan verdiğimiz Dogub. Vessel aynı şekilde. 36 alım için fırsat demiştik. 32 liraları görmüş. Gram altın gümüşte de yorum yapıyoruz arkadaşlar. Videomuza tekrar geçelim şöyle bir. Ve açıklamasına bakalım Ahlatçı yatırım ne demiş. Geçtiğimiz hafta pörtföyümüzde yer alan pay senetlerinden Aselsan, Gözde yani şurada geçtiğimiz hafta. Aselsan, Gözde, Kordaş, M-Park ve Tahvil hedef fiyat aralığına ulaşarak haftayı kapatmıştır demişler. Yani her türlü hedef fiyatını tutturmuş bu sefer. Bundan 2-3 hafta evvel olması lazım tutturamamışlardı. Geçen hafta içinde gördüğü en yüksek seviyeye göre bir önceki hafta sonu kapanış değerine en gö değerine göre en yüksek getiriyi sağlayan pay senetleri %20,87 yükseliş yaparak ıı, tahvil ile %14,26 yükselen gözde olmuş arkadaşlar. Tahvil ve gözdelere iyi tutturmuşlar. 22 Nisan 30 Nisan kapanış fiyatlarına göre en yüksek getiri sağlayan pay senedi %19.42 ile tahvil olmuş arkadaşlar. Bist 100 ile alakalı ne demişler? Bakalım. Az sonra verdikleri hisseleri de inceleyeceğiz. Bu arada Telegram grubumuzun linkinde sizlere paylaşacağım yorumlar kısmında. Herkesi bekliyoruz. Geçen hafta BIST %3,92 artış gösterirken Ahlat Yatırım haftalık model portföyün ortalama getirisi ise %10,53 olmuş. E, ee, BIST 100 biliyorsunuz e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın çıkarılması ve ardından hafif bir toparlama yaptı fakat e, tekrar 2 hafta evvel 3 hafta evvel Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yardımcısının bu sefer çıkarılması ile e, bir Bayağı bir dalış yaptı 1300 seviyelerine. Bunu e, bankalar ve Bist 30'da izledi. E, fakat geçen 2 hafta bunu Telegram grubunda diyorum yaptık. Bankalar sağlam durdu. Sağlam durunca e, Bist 100'de ona bir uyum sağladı. Bankaların sağlam durması önemliydi. Bu hafta model portföy'e bankalar da almış. E, ahlatçı yatırım. Bist 100'de dediğim gibi bu hafta biraz toparlanma oldu. İyi bir nefes aldırdı. Önümüzdeki haftalar bakalım neler olacak. Bist 30'la ile alakalı da aynı şekilde. Bist 30 hisselerinde alımlar çoğaldı. Sıra sıra alımlar gelmiş. Hacimler iyi gözüküyor. Devam edelim yazılan bankalara bakarak. Geçtiğimiz hafta portföyümüzde yer alan pay senetlerinden Aselsan Gözde, Kordaş, M-Park ve Tahvil hisselerini model portföylerinden çıkarmışlar arkadaşlar. Bu hisseler yerine Dohol, Enerjisa, Halkbank, Tekfen ve Tüpraş hisselerini portföylerine eklemişler. Yani şu hisseler çıkmış artık. Bunun yerine yeni şu hisseler gelmiş. Bilginiz olsun. Enerjisa, dohol Halkbank, Tekfen ve Tüpraş'ı getirmişler. Tekfen'i geçen iki hafta önce veya bir hafta önce de getirmişlerdi herhalde. Geçtiğimiz videolarda görürsünüz. Yine aynı şekilde paylaşım yapmıştık. Şimdi hisseleri bir inceleyelim. Ahlatçı yatırım vermiş olduğu hisseleri haftalık bize ne diyor? 3 Mayıs ve 7 Mayıs 2021 arası vermiş oldukları hisselere bakalım arkadaşlar. Sırasıyla alttan yukarı doğru yok. Şuradan başlayalım. Doğan Dohol, Doğan Şirketler grubunu vermiş. Kapanışı e, 2.995'te yapmış. Hacimleri iyi gözüküyor arkadaşlar geçtiğimiz haftalara göre satışlardan ziyade alışlar görünüyor kapanırken 2950'de kapatmış Ahlatçı yatırım bunun için e, hedef fiyatını 3.10 ile 3.11 arası koymuş 2.90 ve 2.79'da ise zarar kapatın demiş yüzde 5 bir kar e, getirsi beklemiş arkadaşlar enerji sahaya geçelim enerji sağa 10.30 kapanışını yapmış biz ee, Bist yüzün kötü olduğu dönemlerde de dibe vuran hisselerden birisi olması lazım herhalde öyle düşünüyorum. Ee, yine oralarda hacim yapmış fakat getir, asıl getirisini bu bu geçtiğimiz haftada yapmış ve cuma günü güzel bir kapanış yapmış 10.30'da enerjisi Ahlatçı yatırım hedef fiyat olarak 10.82 ile 10.87 arası göstermiş 9 79 ve 973 ise stop zarar durdur seviyesi olarak bildirmiş arkadaşlar. Diğer bir hissesi Türkiye Halk Bankası. Halk Bank'ta 429 seviyelerinde kapatmış arkadaşlar. Şurada güzel bir hacim yapmış. Fakat tam yükselişe doğru sürdürmüş yani. Kapanışta ufak kar alanlar olmuş. görüyorum ki. Ne demiş Halkbank için? Hedef fiyatı 4.50-4.53 demiş arkadaşlar. 4.29'da kapatmıştı Halkbank. Ee, zarar durdur seviyesiyle 4.09-4.08-4.05 demiş bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer ise Tekfen. Tekfen 16.09 ile Cuma günü kapanış yapmış. Ee, iyi bir satış almış birisi. Demek ki bayağıdır zararda da olabilir Canı dayanmış olabilir. Hisselerin biz endeksin çökmesiyle arkadaşın. Ee, geçtiğimiz hafta fena sayılmaz. Sadece satıcılı bir hacim görüyorum. 16.09'a kapatmış. Ahlatçı yatırım tekfen için hedef fiyatını 16.89 ile 16.97 arasında göstermiş. Ee, Zarar durdur seviyesini ise 15. 29-15-21 arasında göstermiş arkadaşlar bilginiz olsun. diğersi e, tüpraş arkadaşlar tüpraş da e, biz düz e alalım tüpraş da 87-75'te. Kapanış yapmış cuma günü 92-15-92-60 seviyesi hedef fiyatı demiş 83-30-82-95 zarar durdur seviyesi demiş arkadaşlar bilginiz olsun. Her hafta e, Gedik Yatırım olsun, diğer yatırımlar olsun. Hani elimizden geldiği kadar ani şekilde ilk haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, dediğim gibi sizleri Telegram grubumuza davet ediyoruz. İşte Telegram grubunda kripto paralarla ilgili ne döndü mesela? her an bir kırılım yaşayıp 0.33 614 üstüne çıkabilir demişiz. Ne zaman demişiz bunu? 29 Haziran'da demişiz. 29 Haziran'da ve ertesi günü Şöyle bir şey olmuş 0,35400 üstüne atmıştı şu anda daha da üstüne çıkıp Hafif bir düzeltme yapıyordu sanırsam Dün geceye doğru Yine Bitcoin Diğer XRP XRP TRX gibi Güçlü gördüğümüz Litecoin gibi Win gibi, hani geleceği parlak olan güçlü gördüğümüz coinler sizlerle paylaşıyoruz burada. Yani biz hiçbir şekilde e, yatırım tavsiyesi vermiyoruz, önerisi vermiyoruz. Tamamen kendi şahsi görüş ve fikirlerimiz sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ahlatçı yatırımın yatırım önerileri haftalık. E, dediğim gibi hisse e, borsa için telegram kanalımızı takip edip youtube'da bizi takip edebilirsiniz yasal uyarı yaparak videomu sonlandırıyorum arkadaşlar burada yer alan yatırım bilgi yorum tavsiyeleri hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz hiçbir şekilde al sat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar ee, göstermiş olduğum bu iki e, resimde yasal uyarı var bunları okuyup kabul ettiğiniz varsayarak sizlerle fikir, görüş ve bilgi alışverişi yapıyoruz. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için herkese hepinizi teşekkür ederim. Tekrar 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler.